önceki arabam da buydu. Üzerine geçen bir yaprak düştü. Kirlenince değiştireyim dedim. Türkiye'de Arap bulmak çok zor. Bulmuşken kıyafetlerinden tanıdım, hemen yapıştım. I am from Turkey. Do you know how is Turkey? What do you think about Turkey? For hair. Ya Türkiye'ye gelenler hep saç için geliyor Arap ülkelerine. Anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz işte. Walking down the street, I want a night. Burada genellikle yemek sektöründe Filipinler çalışıyor. Hizmet sektöründe ise Hindistanlılar çalışıyor. Yani sınıf sınıf. Kaldığın ev neresiydi abi? Bir daha gösterir misin? Kaldığım ev arkada, şu yanan şeyi görüyor musun? Şu an kırmızı. Onun hemen sol tarafındaki binalar var. Aynen öyle. Korkmuyor musun abi ya? Ay, ilk çıktığımda bir tedirgin olmadığım değil, biliyor musun? Böyle aşağı baktım, lan dedim ben buradan düşsem havada ölürüm, daha yere yetişmeden. Çok felaket ya. Ama güzel ya. Alıştın buraya? Alıştık ya. Yani hani bir insan başka bir şehre gittiğin zaman en çok neyde zorlanır? Hani ben Hatay'daydım, İstanbul'a gittim okumak için işte. Yemek tarzı falan filan, o tarz şeylerde zorlanır ama buranın mutfağı karma karışık. Yani kozmopolit yapısı, her yerde Türk mutfağı var. Lübnan mutfağı zaten bizim Hatay mutfağıyla çok benzer. Ekmeğinden, yemeğinden tut, her şeyi bizimkiyle aynı yani. O dil var mı abi sende? İngilizce dili? İngilizce var, Arapça var zaten. İkisi de... Peki seni burada İngilizce mi kurtarıyor, Arapça mı kurtarıyor? Yok, İngilizce. Çünkü burada çalışanların büyük çoğunluğu dediğim gibi Hindistan, Pakistan gibi ülkelerden gelme oluyor. İşçiler olsun, ne bileyim burada projeyle ilgilenenler olsun. Onlarla İngilizce anlaşmak zorundasın. Hani şirketler falan, yine onlar da genelde Avrupa kökenli şirketler oluyor. Onlar da hepsi İngilizce konuşuyor. Ama herhangi belediyede, bakanlıkta falan işlerimiz olunca orada Arapça daha çok. Çünkü oralarda lokal insanlar, Arap insanlar çalışıyor. Oralarda da Arapçayla kurtarıyorum. İş başvurusunu nereden yapmıştın? İlk nerede görmüştün? İş başvurusunu, iş başvurusu şansıma bana geldi. Çünkü benim burada çalışan arkadaşım, ev arkadaşım üniversiteden. Hı. Kendisi burada tanıyor buranın çalıştığım şu andaki iş yerimin sahibini. Hı hı. İş yerimin sahibi mühendis arıyor. Harita mühendisi. Hani Hindistan, Pakistan dışında Avrupa, Türkiye falan oralardan bir yerden. O da diyor ki benim ev arkadaşım harita mühendisi. Hı hı. İstersen hani ben bir görüşün, konuşun. Öyle görüştük. Mülakat yaptık. Hani adamla kendimi anlattım. Hani iş tecrübem olmadığını anlattım. Hı. Ama İngilizce falan mülakat yaptık. Adam için önemli olan burada iletişim. Hani iş sahasında öğrenilir. Yani sağ olsun adam bu konuda bana çok yardımcı oldu. Öyle bir fırsat doğdu. Şimdi buradayız işte 8 aydır. İnsanlara öneriyor musun Dubai'ye gelmesini, iş bulmasını ya, buralarda? Tabii eğer imkan varsa kesinlikle gelinmeli ama dil kesinlikle bilinmesi gerekiyor yani açıkçası. Çünkü hani bizim hani mühendislik olsun, herhangi bir iş olsun, hani işi ne kadar iyi bilirsen bil, kendini ya da işini pazarlayamadığın sürece iyi bir şekilde başarılı olamıyorsun. Bunun için pazarlama dilini, kendini ya da işini pazarlama dilini iyi bilmek durumundasın ki hani verimli bir şekilde çalışabilesin diye. Canavarı şoförümüz adı Aşık. Şimdi evimizi ağlatacak. Bir tur atayım, vallahi arabayı devirmeyeceğim. Senden de düzgün sürerim. Düz yoldan giderim abi. Düz git ya. Sen bir uçuruma niye sokuyorsun ya? Bak.
Bak bak abi, düz gitsene aşağıdan. Direkt bak bak. Abi ah git ya. Al tut. Arabayı ben süreceğim. Vallahi abi verdi. Arkaya mı? Sen videoyu çek. Çekiyor mu şu an? Kaz hangisi abi? Gitmiyor abi. Şey. Geri çek geri. Ver bana. Dur bir dakika. In break. In the ha? In break. Ha, I break right now. Ha. Korkuyor ne benden? Devrim mevrim arabayı. Abi sen arkada rahatsın değil mi? Yavaş. Sen rahatsın. Oy diyor lan, korkuyor benden. Gitmiyor araba. Dayı bizi öldürecek. Dayı gözünü seveyim. Normal sür ya. Normal sür. Ah git ya. Dayı ne ettin? Dayı. Gittim. Hop kafam tavana çarptı lan. Sağlam ne demek? Ha? Sağlam. Dayı sen bize ne ettin? Dayı. Oğlum dayı. Şu manzaraya bak ya. Dayı şöyle göstereyim. Şükran. Thank you. Deve kardeşim. Kusura bakma. Şunu açayım başına. Evet arkadaşlar, bugün Dubai'de kaldığım son gündü. Öğleden sonra uçağım var. Öğleden sonra uçağım olmasına rağmen bu safari turunu yapmasa olmazdı. Gelip bu safari turunu sağ olsun Onur'la birlikte geldim. Yaptım. Bugün bu videom sona erdi maalesef. Ben çekerken bu videoları, bu görüntüleri alırken çok eğlendim. Umarım sizler de eğlenmişsinizdir. Bir sonraki ülkemde görüşmek üzere. Ben sadece buradan beni evinde ağırlayan Giriş'e, Yusuf'a, Mark'a, Raju'ya çok çok teşekkür ediyorum. Ve tabii ki kameraman Onur'a da çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Eğer videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Ben daha bu piyasada yeniyim. Eğer beğenmediyseniz yine abone olun. Ya da canınız sağ olsun. Görüşmek üzere.